Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim merhabalar. Altaş Televizyon ekranından, sahur meclisinden hepinize gönül dolusu selamlar. Bu sahur kurduğumuz meclisin ev sahibi Altınordu ilçe müftümüz Abdullah Söylemez. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Safalar getirdiniz. Davetiniz için teşekkür ediyoruz. Safa bulduk. Biz de buradan... İcabetiniz için ben teşekkür ederim hocam. Malum Ramazan hocaların mevsimi, sezonu. Yani Altınordu ilçe müftümüz olarak kuvvetle muhtemel çok yoğun bir mesaiyi deruhte ediyorsunuz. Buna rağmen bizi kırmayıp geldiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Biz de buradan bütün izleyenlerimize işte... Bir taraftan sahur sofraları kurulurken televizyonlarında bizi izleyen bütün kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Bütün ibadetleriyle her yönüyle beraber kuşatıcı bir şekilde Ramazan'ı idrak edebilmeyi, Ramazan'la bereketlenmeyi, Ramazan zaten mübarek ama bizim onunla bereketlenmemiz önemli. Hepimize nasip eylesin demiş olalım. Hocam duada da barik lene... Fi Recebe ve Şaban diyor. Hani onu Fi Ramazan olarak da ekleyelim arkasına. Hani Recep ve Şaban'ı mübarek kıl. Değil de sanki barik lene. Bizi onunla mübarekleştir. Bizi yani onunla Recep ve Şaban'da bizi mübarek kıl. Bizi bereketlendir. Evet kıymetli hocam orada dediğiniz gibi güzel bir nüans vardır. Zaten ayı Cenab-ı Allah mübarek yapmış. Kur'an'da zikretmiş. O ayda Kur'an'ı indirmiş. Zaten o ay bereketli bir ay. Ama o bereketten biz ne kadar nasipleneceğiz? Duamızın aslında hissemize ne düşecek? Duamızın kapsamı aslında bu. Ya Rabbi bu ayla bizi de bereketlendir. Bir sürü rahmet yağdırıyorsun şu mübarek zaman diliminde. En önemli rahmet olan Kur'an'ı indirmişsin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bu ayı nasıl, bu ayda nasıl bereketlenir? Bunun yolunu, yöntemini göstermiş. Orucu Cenab-ı Allah farz kırmış. İşte fitre, zekat mevsimi aynı zamanda infakın, sadakanın arttığı bir zaman dilimi. İşte akşamleyin teravih namazı, Kur'an'da gece sahuru, okunan Kur'an-ı Kerimler, mukabeleler. Bütün bunlar bereketten istifade etmek için yapılan ibadetler özü itibariyle. İnşallah biz de bereketlenenlerden oluruz. İnşallah hocam. Biz de bu niyette bu meclisi kurduk. Sahur meclisi. Altaş Televizyonu da buna bir zemin hazırladı sağ olsunlar. Ve hocam bu Ramazan hani belli bir konu takibi yapmaya çalışıyoruz. İlk gün Ramazan'ı konuştuk. İkinci gün Ramazan'ın ana teması olması sebebiyle orucu konuştuk hocam. Sonra imanla başladık. Evet. Daha sonra hocam Ramazan'ı şereflendiren, Ramazan'ı mübarek kılan unsur Kur'an. Kur'an'la devam ettik. Ramazan nedir dedik, oruç nedir dedik, Kur'an nedir dedik hocam. Sonra ilahi vahyin tabiatı nasıl anlaşılır? Bir bölüm onu konuştuk. Sonra hocam imana başladık. Allah'a iman, meleklere imanı konuklarımızla konuştuk. Peygamberlere imanı konuştuk. Şimdi hocam o peygamberin bildirdiği ahireti inşallah konuşmak üzere bu akşam. Sizi davet ettik. Ahirete iman. Arzu ettiğim şey şu. Bir ahiret bilinci oluşturalım. Mahdut bir vakitte. Ve sonrasında da bu bilinçle bir mümin olarak artık ahiretin varlığına iman etmiş bir mümin olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda bir farkındalık oluşturalım. Bu geceyi de, bu seher vaktini de böyle bereketlendirelim arzusundayım. Umarım sizin için de uygundur. Eyvallah hocam. Tabii birbirinden güzel konuklar burada misafir oluyor. Çok da önemli konuları konuşuyorsunuz. Ben buradaki bütün hocalarımıza bu anlamda Allah razı olsun diyorum, dua ediyorum. Bir kişiye ulaşabilirsek sözümüz veya buradan sizin vesilenizle bir kardeşimizin gönlünde bir güzellik bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Onu kendimize kâr sayarız. Dua kabilinden kendimizi kârlı sayarız bu anlamda. İfade ettiğiniz gibi
inanç zaten insan olmanın aslında özü, öznesi gibi. Yani bir şeye inanma, bir varlığa inanma, bir yüce güce inanma fıtri bir duygu. Siz de bu inanç esaslarından Allah'a imanı, peygambere, kitaplara imanı konuşmuşsunuz, konuklarınızla konuştunuz. Tabii ahirete iman da inanç açısından bir inancın, bir sistemin temelini oluşturan aslında üçlü diyebileceğimiz sac ayaklarından bir tanesi. Bir inanç sisteminin var olabilmesi için bir yüce güce iman, onu bildiren bir peygamber inancı, bir de ahiret inancı. Bu üçü olmadığı takdirde, bu üçünden birisi eksik kaldığı takdirde o inanç sistemi sağlıklı yürümez. Bu anlamda biz hem semavi dinlere baktığımızda, Hristiyanlık, Yahudilik gibi bu dinlerde de bir ahiret inancı var. Bunun ötesinde batıl dinler dediğimiz, insanların kendi zihinlerinde kurmuş oldukları bir takım sistemlere bile baktığımızda yine öldükten sonrasına dair bir takım hesapların olduğu, bir takım vaat vaid dediğimiz, ceza mükafat dediğimiz sistemlerin olduğunu görüyoruz. Demek ki ahiret inancı veya öldükten sonrasına dair bir anlayış, yüce bir yaratıcıya inanmak gibi zaruri bir durum. Yani fıtratta bu var. Biz tabii kendi kitabımız açısından baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'deki en çok üzerinde inanç açısından durulan unsurun ahiret inancı olduğu. Yaptıklarımızın karşılığında bize vaat edilen iyilikler için cennetten uzunca bahsediliyor. Ama kötülükler karşısında cehennemden de uzunca bahsediliyor. Bir hesaptan bahsediliyor, sırattan bahsediliyor, haşir meydanından, hesaplaşmadan bahsediyor. Cenab-ı Allah'la orada buluşup bir hesap vermeden bahsediliyor. Bütün bunlar bize bu ahiret inancının, bir Müslüman açısından inancının en sağlam, en temel umdelerinden, çekirdeklerinden, temellerinden birisi olduğunu gösteriyor. Mesela hemen daha kitabımızın başında Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin diye okuduğumuzda din gününün sahibini alimlerimiz, tefsircilerimiz hesap günü olarak yani öldükten sonra bu dünyada yaptıklarımızla bir yüzleşeceğimiz o esna olarak ve onun sahibinin Cenab-ı Allah olduğunu bu ayet-i kerime bize ifade ediyor. Böyle yorumlamışlar. Hemen karşı sayfaya baktığımızda Elif Lam Mim hemen devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İşte o kimseler gayba iman ederler. Bir kere burada var. Gayb nedir? Bizim bu havası salime dediğimiz beş duyu organımızla algılayamadığımız ama hakikatte var olan bir takım değerler var ki onlara iman, gaybı, ahirete iman bunlardan bir tanesi. Allah'a iman da bunlardan bir tanesi. Yani cinlere inanıyoruz, meleklere inanıyoruz. Bütün bunlar gayb alemi, bilmediğimiz alem. Ama hemen Kerim kitabımızın başındaki, işte hemen ilk sıralardaki ayetlerde bunu bize öğretiyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Onlar kendilerine indirilen kitaba inanırlar. Kendilerinden önceki indirilmiş olan kitaba inanırlar. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Kesin bir şekilde ahirete de inanırlar, iman ederler. Kim bunlar? Müttakilerden bahsetti yukarıda. İşte Allah'a karşı takvalı olan, samimi olan insanlar, müttaki olan insanlar, iyi bir insan olma yolunda gayret gösteren insanların inanacakları unsurları Yüce Kitabımızda bize böyle ifade ediyor. Yine bir başka ayet-i kerimeyi paylaşalım. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler, Allah'a iman edin, Resulüne iman edin. Vel kitabillezî nezzele alâ rasulihi. Elçisine indirdiği kitaba iman edin. Vel kitabillezî enzele min qabl. Daha önceden indirilmiş olan kitaplara iman edin. Ve men yekfur billahi. Kim Allah'ı inkar ederse, ve melâiketihi, meleklerini inkar ederse, ve kutubihi, kitaplarına inanmasa, inkar ederse, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ve ahiret gününe, يَوْمُ الْآخِرَ dediğimiz ahiret gününü inkar ederse فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا Çok derin bir sapıklığa, çok derin bir dalalete, çıkmaza girmiş olur. Yani dalaleti insanoğlunun zihin dünyasındaki çıkmazlar olarak da ifade edebiliriz. Bir takım şeylere cevap arıyorsun ama bulamıyorsun. En büyük dalalet bu. Bir çıkış kapısı arıyorsun ama bulamıyorsun. Yolu kaybetmek. Yolu kaybettin. Yani.
ki Kerim Kitap kendisini karanlıktan aydınlığa çıkartan bir rehber olarak ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şekilde insanlık için bir hidayet rehberi, bir uyarıcı, müjdeci olarak kendisini tarif ediyor. Allah'a davet eden bir davetçi olarak kendisini tarif ediyor. İşte bunlara inanmadığı zaman insan bir çıkmazın içerisine düşer. Çünkü insanoğlunun zihin dünyası çok geniş. Zihninde bir sürü sorular var. Bu sorulara cevap bulması lazım. Bu sorulara cevap bulamadığı zaman, işte modern tabiriyle söylersek, stres denilen hastalıklar, çıkmazlar, açmazlar, anlam bunalımlar, krizler, bunların hepsi meydana gelebiliyor. Şöyle güzel bir söz var, çok hoşuma gider bu. Her hastalık, her bunalım veya bedenimizin, ruhumuzun karşılaştığı büyük problemler, tatmin edilmemiş ya bedeni ya da ruhi ihtiyaçların neticesidir. Bedeni ihtiyaçlarımız var. Onları mesela yerine getirmezsek bir takım hastalıklarla karşılaşırız. Yemezsen, sağlıklı beslenmezsen, spor yapmazsan. Metabolik rahatsızlıklar ortaya çıkar. Ama biliyoruz ki rahatsızlıklar sadece bedeni değil, ruhi rahatsızlıklar da var. Onlar da ruhla alakalı işte, inançla alakalı, kalple alakalı, zihin dünyamızla alakalı. Onları da sağlıklı doyurmazsak, beslemezsek, bu sorularımıza cevaplar bulamazsak, mutmain olmazsak, olamazsak, ruhi anlamda bir takım sıkıntılar ve pek çok sıkıntılar baş gösterebiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bildiğimiz Cibril hadisi vardır kıymetli hocam. Hani bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle otururken bir zat gelir ama yolcu gibidir, kimse tanımıyor çünkü ama üzerinde yolculuk eseri de yok. Farklı birisi, farklı bir durum var. Tam da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine gelir, dizinin dibine oturur, dizleri dizlerine değer. Hadis-i şerif böyle ifade ediliyor. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorular sorar. Mel İslam ya Resulallah, İslam nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyler. İşte İslam, kelime-i şehadet getirmek, yani Allah'ın birliğine şahitlik etmen, Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmendir. Hı hı. Namazı kılmandır, zekatı vermendir. Güç getirebiliyorsan hacca gitmendir ve orucunu tutmandır. Oruç ayındayız. Dolayısıyla bunu söyler. Doğru söyledin ya Resulallah. Tasdik hem soru soruyor hem tasdik ediyor. Sahabeler biraz daha teyakkuzda, tedirgin vaziyette. Hadisi rivayet eden de Hazreti Ömer Efendimiz en teyakkuz halinde olanlardan. Hatta ya Resulallah ya hem soru soruyor hem doğru söyledin diyor. Yani normal bir üslup değil bu tarz. Normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir soru sorduğu zaman Allah Resulü daha iyi bilir diyorlar. Peygamberimiz sorduğu zaman bazen sahabelerine şu nasıldır diye sorduğu zaman Allah ve Resulü daha iyi bilir deyip Peygamberimize... Çoğu zaman hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar edepten. Yani tabii, Hazreti yani... Peygamber bir şey söylese de onu kaydetsek, alsak hem edebe hürmeten hem bilgi öğrenme amaçlı. Ama bu gelen kişi hem soruyu hem doğru söyledin diyor. Peşine mel iman ya Resulallah. İman nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da orada iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere, öldükten sonra dirilmeye iman etmektir, bunları kabul etmektir deyince yine doğru söyledin ya Resulallah diyor. Peşine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ihsan nedir ya Resulallah? Hani bu kısmını böyle başlamış olduk, hadisi tamamlayalım tamam, kısaca tamamlayalım. Müsaadenizle. İhsan nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sen Allah'ı görmesen de Allah'ın her daim seni gördüğünü bilerek onu görüyormuşçasına hayatı yaşamandır, ibadet etmendir, ona kulluk etmendir. Doğru söyledin ya Resulallah. Kıyamet ne zaman kopacak dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru daha sorular. Kıyamet ne zaman kopacak ey Allah'ın peygamberi? Bu konuda soru sorulan kişi soru sorandan daha fazla bilgi sahibi değil ki. Peki kıyametin alameti nedir dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin alametlerine dair birkaç şey söyler. O anda bu konuşma, sohbet, muhabbet bittikten sonra bu kişi birden gözden kayboluverir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafta bulunanlara ve hele hele Hazreti Ömer Efendimiz'in o teyakkuz hali, kimdir bu acaba endişesi taşıdığını da hissederek, kimdi biliyor musunuz soru soran? Evet. Allah'ın meleği Cibril Aleyhisselam'dı. Size dininizi öğretmek üzere geldi. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a burada İslam'ın 5 temel şartını, iman esaslarının, 6 imanın şartını burada
ve bunların hangi şuur ve bilinçle hissedileceğini, ihsan şuurunu, kıyamet için hazırlık yapmamız gerektiğini, bak yine ahiretle alakalı olan bir hususu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden de bize öğretmiş oluyor. Dolayısıyla kıymetli hocam, ahiret inancı dediğimiz şey, yani öldükten sonra dirilme ve oradan sonraki hallere ait o sahneleri bize hem Kerim kitabımız, pek çok ayeti kerimesinde hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden pek çok hadisi şerifte görmüş oluyoruz, bulmuş oluyoruz. Hocam ahirete ilişkin gayb aleminin bir unsuru, ahiret. Ama buna rağmen biz akli çıkarımlarla varlığına dair bir zannı galibe, ama zandır nihayetinde, fakat galip bir zanla ulaşabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu nasıl refere ediyor? Yani evet, ahirete imanın delilleri demek çok doğru olur mu bilmiyorum ama hani Kur'an ahireti inanın diyor da, inanın dediği ahireti nasıl anlatıyor biz müminlere? Kıymetli hocam, mesela birkaç... Burada mahşer var, sırat var, mizan var, cennet var, cehennem var, hepsine ilişkin hani böyle Kur'an'ın ahiret tasviri desem bu daha sanki sağlıklı oldu. Çünkü delil, ben hocam delille iman işine pek sıcak bakanlardan değilim. Yani delil aranırsa bulunur tabii ki. Ben felsefe çalıştım. Ben de sayarım bir sürü ontolojik, kozmolojik, epistemolojik ama imanın his meselesi olduğu kanaatindeyim hocam. Adı üzerinde inanma bu, içselleştirme, evet. Hissetme, duyma, duyumsama. Hani benim his dünyama Allah Azze ve Celle Hazretleri ahireti nasıl sunuyor? Evet, bir kere mesela şu ayeti kerime hem bize bir duayı hem de ahiretin varlığına olan inancımızda şüphe olmaması gerektiğini de öğretiyor. Hı hı. Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fi. Rabbimiz, şeksiz şüphesiz bir gün gelecek ve o gün sen insanları huzurunda toplayacaksın. La raybe fih ifadesini Cenab-ı Allah bir kerim kitap için kullanıyor. Ahiret için kullanıyor. Geleceğinde şüphe olmayan, asla şüphe olmayan bir günden bahsediyor. Öldükten sonra dirilmeden, ahiretin varlığından. Yine yüce kitabımızda bizim için zihnimizde bir takım şeyler belirsin diye bazı sahneler oluşturuyor. Etrafımızda dönen hadiselere ibretle bakmamızı istiyor. Etrafımızda mevsimlerin dönüşünde bir dirilmenin varlığından, hmm. Mesela işte kış mevsiminin bitip de baharla beraber yeniden bir hayatın neşvun ema bulmasından Cenab-ı Allah bize bunu misal getirerek diyor ki, ahirette aynen bu gözünüzün gördüğü bahar gibi gerçektir, hakikattir. Çok okuduğumuz Yasin suresinin son ayetlerinde, mesela son 6. sayfanın, evet, orada Cenab-ı Allah çok güzel bir sahne anlatıyor bize. Hatta o ayeti kerimelerin nüzul sebebi, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim dirilmeden, ahiretten bahsedince, müşriklerin ileri gelenlerinden eline o çürümüş, un ufak olmuş deve kemiklerini alıp, Peygamberimizi de şöyle tahvif ederek, tabiri caizse, yani senin Rabbin bunları yeniden mi diriltecek dediğinde, bu ayeti kerimeler nazil oluyor. فَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların söylediklerinden sen mahzun olma. فَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلِمْ Ayet-i Kerime'nin devamını فَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Belki birden hatırımıza gelmedi. En çok okuduğumuz yer ama bazen olabiliyor. Ama ayetin hemen devamında Allah-u Teala bir misal veriyor. Bu misal de şu. Hiç diyor bakmazlar mı? Yeşil ağaçtan, yeşil ağaç içerisinde su var efendim. Yeşil bir ağaç. Normalde suyu ateşe döktüğün zaman ateş söner. Ama Allah bu ağaçtan bile sizin için bir ateş, zıttı olan bir şeyi yaratıyor. Benzerini yaratmak kolay ama zıttı olan bir şeyi var ediyor. Dolayısıyla burayı bize delil olarak gösteriyor. Şununla da bunu tasdik ediyor. Kun feyekun. Allah bir şeyi ol derse o hemen oluverir. Ahiretle ilgili de mesele Cenab-ı Allah katında bu kadar basittir, bu kadar kolaydır Cenab-ı Allah indinde. Dolayısıyla bu sahneyi düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bu anlayış
mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Allah'ın bizim için bir ahiret inşa edeceğini ortaya koyuyor. Sonra fıtratımıza bir takım duygular yüklemiş Cenab-ı Allah. İnsanoğlu ebedi olmaya namzet bir varlık. Yani o ve nefaktu fihi min ruhi ifadesi var ya, ruhumdan üfledim. Allah'tan, Yüce Rabbimizden bir nefes taşıdığımız için biz ebedi aleme namzet varlıklarız. Çünkü o fıtratımıza yerleştirilmiş bir duygu. Ama biliyoruz ki bu dünya sonlu. Herkes de ebedilik arzusu var. İşte yaşlanmamak için çareler arıyor insanlar. Hastalanmamak için çareler arıyor. Ölmemek için çare arayanlar var. Bunlara bir çözüm bulunamadı. O zaman fıtratımızda var olan bu duygunun tatmin edilmesi lazım. Cenab-ı Allah bütün bunlara bize ibret nazarıyla bakmamızı söylüyor mesela. Düşündüğümüz zaman bütün bu delilleri, mevsimlerin oluşunu, yeniden dirilişini, İbrahim Aleyhisselam'la ilgili yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'ın tereddütü üzerine hani kuşlardan bir şeyler toplamasını istiyor. 4 parça kuştan onları topla, ortaya koy. Hocam o kalbin tatmini ne kadar kıymetli değil mi? Ya İbrahim Aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Cenab-ı Allah diyor ki inanmıyor musun? Ya Rabbi kalbin mutmain olsun. Ya ben inanıyorum. Ama bu inancımı şöyle tam manasıyla kemiklerime kadar sindirmek istiyorum. Yani mutmain burada kardeşlerimize olmak. Tam bu vesileyle anlatacaksınız ama ben o anlatacağınız hadisenin zemini olması hasebiyle söylüyorum. Hani böyle zaman zaman Allah'ın varlığı da içinde olmak üzere bir takım tereddütler, kuşkular gelebilir gönüllere. Biz insanız. Yani bundan şey yapmasınlar. Böyle eyvah deyip bir kendilerini savrulmuş, ötelenmiş, daha açık konuşalım. Dinden çıkmış, küfre düşmüş görmesinler. İnsanız biz, gönlümüz tatmin olmak ister. Dolayısıyla zaman zaman buna ihtiyaç duyarız. Hazreti İbrahim gibi. Ne yapmalık lazım? İşte bu durumlarda gelsinler. Size gelsinler, bize gelsinler. Yani müftülüklerimiz bunun için var. Aile danışma, irşat, rehberlik bürolarımız bunun için var. Hatta yani daha kısa cevaplarla tam tatmin olacaksa alo 190 hattımız bunun evet. için var. Hele Ramazan 7-24 neredeyse hizmetteyiz. Hani Hazreti İbrahim nasıl Rabbine soruyorsa liyakin velakin liyetmainni galbi niyazıyla biz de böyle yüreğimize düşenleri işin ehliyle mutlaka eğer samimiysek maksadımız hakikate ulaşmaksa işin ehliyle istişare edebiliriz. Hani Allah hakkında düşünmek, konuşmak, ahiret hakkında bir takım böyle bunu eğer üzerinde durmazsak zaten vesveseye gider. Allah korusun ciddi rahatsızlıklara da sebep olur. Şimdi işte anlatacağınız ayeti kerimeyi hani kardeşlerimiz bu nazarla dinlerlerse kendilerinden de burada bir şey bulacaklardır ümidiyle bu açıklamayı yapmak istedim hocam. Evet, eyvallah hocam. Yani ifade ettiğiniz hususlar da önemli gerçekten. Bir kere iman bir nasip meselesi, kabullenme meselesi. Yani bunu baştan biz de kabul etmemiz lazım. İman kabul etmektir, tasdik etmektir, baş üstüne demektir, semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik demektir. Ya burası benim kafama yatmıyor, aklımıza yatmayan bir sürü şey var. Yani hem beşeri sistemler anlamında da söylüyorum bunu. Ama bir yüce güce inandığımız takdirde onun buyruklarına, onun emrettiklerine uymak mümin açısından imanın kemal noktasıdır. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu ayeti kerimede de aslında Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'ın kalbini mutmain ederken bizim de kalbimizi mutmain ediyor. Yani oradaki o misali vermesinin sebebi ama Cenab-ı Allah'a İbrahim Aleyhisselam'ın naz makamında ya Rabbi yani şüphe etmiyorum ama bir mutmain olmak istiyorum söylemi bize de ifade ettiğiniz yani gibi Rabbi ışık tutuyor. Ya Rabbi keyfe tuhyil mevta diyor. Ne? Nasıl dirilteceksin ya Rabbi? Ya bir çok... görmek istiyorum ya kalbim mutmain olsun. Bunu yapacağını biliyorum. Bu en üst düzeyde olabilecek bir diyalog. Yani... Hocam hakikaten müthiş bir naz var orada. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Ey Rabbim ölüyü nasıl diriltiyorsun bana göster. Hani böyle evladın babasına, annesine evet. ya da memurun kendisini çok seven amirine bunu bana da yani göster. Bunu herkese söyleyemez. Tabii diyemez. Çok özel bir diyalog var. Çok özel bir yakınlaşma var. Yani orada İbrahim Aleyhisselam da fırsatı yakalamış. Evelem tümin. İman etmiyor mu diyor. İnanmıyor musun?
Kale bela, hayır ya Rabbi, inanıyorum. Velakin liyatmeyinne kalbi, kalbim mutmain olsun. Kale fehud erba'aten mined dayri, dört tane kuş al. İşte bunları farklı farklı söylüyorlar. Fesurhunne ileyke, onları kendine alıştır iyice. Thümme ceal ala kulli cebelin minhunne cüz'en, onları parçala, ondan sonra her birini bir daha yerleştir, koy. Thümme du'uhunne ye'tineke sa'ye, sonra gelsen eve onları çağır, her birinin geldiğini göreceksin. İbrahim Aleyhisselam artık mutmain bir vaziyette. Ayeti devam ediyor tabii. Ha, bu ayetin bir öncesinde de yine İbrahim Aleyhisselam'la ilgili evkellezî merra alâ garyetin fehiye khâviyetun alâ uruşihâ, evleri barkları üzerlerine çökmüş, harap olmuş bir yer gösterdi. Ya Rabbi bunları nasıl dirilteceksin? Yine orada da bir kıssa anlatıyor Cenab-ı Allah. Yanında bulunan merkebine bak. Yani 300 yıl kalmışlar orada. Sonrasında Cenab-ı Allah onun gözünün önünde o merkebe etini giydiriyor. İşte kemiklerini, iskeletini oluşturuyor, etini giydiriyor. Damarlarına kanı gönderiyor ve canlı bir hale getiriveriyor. Yani bütün bu hadiseler Cenab-ı Allah'ın ahiret alemini yaratacağının bir delili olarak ortaya çıkıyor. Hocam, o Yasin suresinde işaret ettiğiniz ayette zaten bunu ilk yaratmak mı zor olanı? Evet. Felen yahsunke kavluhum, oraya yeniden dönelim. İnna na'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Evelem yaral insanu. İnsan bir dönüp kendisine bakmaz mı? Enna halaknahu min nutfetin. Ya biz onu bir nutfeden yarattık. Bir damla sudan, küçücük bir efendim spermden yarattık onu. Bir çiğnem et parçasından yarattık. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin. Feizahu ve hasimun mubin. Şimdi kendisini uruttu da kalkıp bize tabiri caizse düşman mı kesiliyor? Bize niye karşı geliyor ki? Yani insanın ilk yaratılışı aslında yeniden yaratılabileceğinin en büyük delili. Ayet-i Kerime'nin devamında da veya başka ayetlerde de bunu misallendiriyor. Şimdi kıymetli hocam, şey açısından bakalım. Bir masa yapıldığı zaman onun benzerlerini yapmak kolaydır. Ama ilk prototipi yapmak, ilkini yapmak zordur. Cenab-ı Allah burada Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından bahsediyor, teferruatlı bir şekilde, değil mi? Bir insanı yarattığı zaten ortada, ki Kur'an-ı Kerim'de değişik yaratma örneklerinden de bahsediyor. Babasız dünyaya getirilen, efendim İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor Cenab-ı Allah, değil mi? Adem Aleyhisselam'dan işte onunla beraber eşini var etmesi, onun yanında eşini var etmesi, hiç yoktan var etme, benzerini yapma, babasız yaratma, bütün yaratma örneklerini Cenab-ı Allah örnek olarak bize sunuyor. Ya bütün bu örnekleri yaratan, hiç yoktan var eden Allah benzerini yaratamaz mı? Yeniden yapamaz mı? Bu onun için çok kolay. O yüzden kün feyekun, çok kolay bir şey. Ol der, o da oluşuverir. Yeniden dirilme bu kadar basittir Cenab-ı Allah katında. Hocam, bir teheccüd arası versek, siz biraz da nefeslensek, sonrasında devam etsek. Peki kıymetli hocam. Sevgili dostlar, hadi iki rekat, bir teheccüd. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için namaz kılmaya. Arkasından da bir dua, duasız olmaz. Lütfen duanızda bu kardeşlerinize de yer verin. Teheccüden hemen sonra Altaş Televizyon ekranında Altınordu ilçe müftümüz Abdullah Söylemez hocamla ahireti şu an hani temellendirdik. Bence gayet yeterli oldu. Vakti kıymetlendirmek adına teheccüden hemen sonra, peki bu bilinç oluştuktan sonra ben bir mümin olarak hayatıma nasıl devam etmeliyim? Bu bende nasıl bir farkındalık ve oluş meydana getirmeli? İnşallah buna dair hocamızdan nasihatler dinleyeceğiz. Teheccüden sonra bekliyoruz efendim. Efendim, Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Seher vakitleri kıymetli vakitler. Hani o seherlerde niyaz eden kullar, kıymetli kullar. Rabbimize de sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi de bu kullar arasına dahil ettiği için. Saygıdeğer müftüm, kıymetli hocam. Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir çerçeve oldu. Yani hem böyle akli yansımalarıyla hem de Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ortaya koyduğu delillerle ahiretin varlığına ilişkin bir zemin oluşturduk. Nitekim Allah'a iman, elçiye imanın ahirete iman olmaksızın eksik kalacağını zaten beyan ettiniz, buyurdunuz. Bu
üçlü ayağı oturttuğumuzda bunun üzerine inşa edilecek bir mümin bilinci, bir Müslüman bilincinin hususiyetleri nelerdir diye sual edecek olsam. Evet, kıymetli hocam. Yani ahirete inanmak adama neler yaptırır ya da neler yaptırmaz? Güzel. Şu ayeti kerimeyle müsaadenizle oraya geçeyim. Bu arada kardeşlerimiz teheccüdlerini kılarken benim de zihnime düştü. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde en çok itiraz edilen konulardan bir tanesi de buydu. Yani Yasin suresinde oraya bir cevap oldu ama Kur'an diyor ki zâmellezîne keferû ellen yub'âsû. İnkarcılar büyülmeyeceklerini iddia ettiler. Yani böyle deliller ortaya koydular. Olur mu böyle şey dediler. Kul belâ ve rabbi letub'asunne thumme letunebbeunne bimâ amiltum ve zâlike alallâhi yesîr. Hayır hayır. İş sizin bildiğiniz gibi değil. Mutlaka dirileceksiniz. Yaptıklarınızdan size haber verecek. Bu da Cenab-ı Allah için çok kolay bir şeydir. Ayet-i Kerime yesir ifadesini özellikle bunun için kullanıyor. Yani sizin için Cenab-ı Allah'ı sizi yeniden diriltmesi çok kolay bir şeydir. Peki başka delil de sunuyor bize. Mesela diyor ki siz فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِهَا. Ölümünden sonra yeri Allah nasıl diriltiyor? Buna bir bakın. Bütün bu bilinci bize verirken ifade ettiğiniz gibi Cenab-ı Allah bununla bizden ne murad ediyor? Yani nasıl bir toplum olmamızı, nasıl bir insan olmamızı, bu bize ne kazandıracak? Bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Kıymetli hocam, bir kere insan kendisini kontrol etmiş olur. Ahiret bilinci olan, ahirete inanan bir insan kendiyle barışık ve kendisini kontrol edebilen bir insan olur, bir varlık olur. Bizim arzularımız var, isteklerimiz var, hevalarımız var, dürtülerimiz var. Şeytan var, nefis var bizimle uğraşan. Biz bütün arzu ve isteklerimizi sınırsızca, kontrolsüzce yerine getirmeye çalışsak insan olmaktan çıkarız. İnsanın arzuları bitmez ki. Şiddete meyilli bir tarafı var insanın. Efendim, doymaz bir tarafı var insanın. Kötülük yapmayı isteyen bir tarafı var insanın. Egoist bir tarafı var, mütekebbir bir tarafı var insanın. Bütün bunları kontrol edebilmem lazım. Niçin? Bu bilinç olduğu zaman bende sonunda bir mükafat var o zaman. Ahiret var. Mükafatla beraber ceza da var. İyilikleri yaparsam elde edeceğim neticeler var. Kötülük yaparsam, yanlış yaparsam karşılaşacağım sonuçlar var. Kendimi kontrol etmemi sağlar bu bilinç, ahiret bilinci. İkinci olarak, ahiret bilinci bana bu dünyayı anlamlı hale getirir. Bu dünyanın benim için ahireti kazanmada bir yer olduğunu, bir vesile olduğunu düşünürüm. Dünyaya daha farklı bir gözle bakarım. Yani yaşayıp ölüp gideyim, yarını yok. Ne yaparsam bu dünyada, bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. İnansızlar açısından durum böyle değil mi? Yani o ahirete inanmayanlar için söylüyorum. Bir mükafat yoksa, bir ceza yoksa, öyleyse her şey burası için var. Burada her şey mubah, her şey helal. Her şeyi yapabilirim anlayışı insanı ciddi manada sıkıntıya götüren bir davranış. Dolayısıyla bu dünyayı anlamlı yapmak, ben bu dünyaya bir imtihan için geldim. Yaptığım işi en güzel şekilde, en düzgün şekilde yapmam lazım. Yaptığım güzelliklerin karşılığında mükafat alacağım. Yanlışlarım olabilir ama Cenab-ı Allah benim için merhametli, rahmetli. Onun rahmetine sığınırsam çıkış kapılarım da var. Ama nefsime uyarsam, yanlış yaparsam çok ciddi, çetin bir azap da var. Bütün bunlar beni frenliyor. Bak bu dünya o zaman anlamlı hale geliyor, yaşanır hale geliyor. Bunu bireysel olarak düşündüğüm gibi bunun topluma yayıldığını düşünelim. Herkesin işini hakkıyla yaptığı, kul hakkının yenmediği, kimseye zulmedilmediği bir dünya olduğunu düşünelim dünyanın. Ne kadar güzel, ne kadar yaşanılır bir yer olduğunu hayal edelim hep beraberce. Bu bilinç benim davranışlarıma dönüşecek. Ahiret bilinci benim elime, yaptığım işlere, dilime, konuştuğum sözlere, bütün azalarıma yansıyan bir tarafı olacak bunun, ahiret bilincinin. Çünkü bileceğim ki yaptığımın karşılığı var. Mutlaka görüyorum. Ben en iyisi olmam lazım. İnna Allah yuhibbu iza amila ahadukum amelen en yutqinehu. Allah sizden birisi bir iş yaptığı zaman işini sapasağlam, dosdoğru, dürüstçe yapmasından hoşnut olur.
Allah'ı razı ediyorum. Niye? Öbür tarafta çünkü Cenab-ı Allah bana karşılaşacağız ve hesap soracak. Ben de ondan razı olduğu bir kul olarak huzuruna çıkmak istiyorum. O zaman bu dünyayı anlamlı yapmak için, anlamlı kılmak için işlerimi iyi yapmam lazım, düzgün Cibril yapmam lazım. Cibril hadisindeki ihsan makamı. İhsan şuuruna ermem lazım. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Hani ittakillâhe haythumâ kunte, bu bağlamda bu hadis-i şerifi de değerlendirebiliriz. Nerede olursan ol, Allah'a karşı samimi ol, takvalı ol. Takva bilincini kazandıracak bana. Takva yani kıvam, tam ölçüde, ahseni takvim anlamında da aynı kökten geliyor ya, bir işin hakkını vererek, tam ölçüsünde, layıkıyla yapma. Cenab-ı Allah'a karşı da takvayı tam hakkıyla yapma. Korkmayla beraber, azamet sahibi olan Cenab-ı Allah'tan, ama esas korku ona mahcup olma. Kulluk şuurunu tam bilinciyle yerine getiremezsem, hakkıyla yerine getiremezsem, yüce yaradana karşı mahcup olurum endişesini taşıyarak yaptığım işi yaparsam, buna gayret gösterirsem, işte ahiret bilinci bana takvalı bir insan olmayı, işimi hakkıyla yapmayı öğretecek. Her birimizin arzusu bu değil mi? Yani ustayla bir alışveriş yaptığımızda, sıkıntı yaşadığımızda, ya niye kimse işini güzel yapmıyor diye dert yanıyoruz zaman zaman. Memur için böyle, amir için böyle, işçi için böyle, patron için böyle. Her birimizin ortak bir derdi var. Bu derdi çözmenin yollarından bir tanesi de topluma sapasağlam bir ahiret bilinci yerleştirmektir. Her insanın başına polis dikemezsin. Her insanı kontrol edemezsin. Ama şu anlayış, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. Evet. Bu anlayışı yerleştirirseniz zaten savcıya, vicdanı polisi olur. Tabii savcıya, polise gerek kalmaz. Yani ahiret bilinci bize hesap verme şuurunu beraberinde getirecek ya, bilse ki insan Allah onu her zaman görüyor. وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraber. Bilseniz ki ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz insana şah damarından daha yakınız. Yazıcı melekler sürekli bizi kameraya alıyor, kaydediyor, yaptıklarımızı bir bir yazıyor. Bunlar niye yazıyor? Boş yere olsun diye değil. Ahirette bunlarla bizi karşılayacaklar, yaptıklarımızı da karşılayacaklar. Bu bilinci oturttuğumuz takdirde biz Cenab-ı Allah'ın istediği o kamil insanı, kaliteli insanı, olgun Müslümanı ortaya çıkarmış olacağız. Allah'ın istediği de bu zaten. Bizim iyi insan olmamızı istiyor Cenab-ı Allah. Hocam İkra kitabı bekliyor ya, yani güzel bir hikaye yazmak lazım. Evet. Bu dünyada. Ki iz bırakmak lazım diyor. Güzel yani bir eser. Hikayeyle orada güzel bir kitap açılsın, bir okunsun. Evet. İfade ettiğiniz gibi kıymetli hocam, orada kendi kitabımızı okuyacağız. Ben bazen şöyle diyorum buna. Ya bu dünyaya Allah bizi bir rol için göndermiş. Bir film çekiyoruz ve başrolünde biz oynuyoruz. Öbür tarafta kendi çektiğimiz filmimizi izleyeceğiz. Bu şüphesiz böyle. Hocam evet. Çok güzel bir benzetme. Bu dünyada herkes kendi filminin kendisi başrol çekiyor. Oyuncusu evet. Hocam. Kimse başkasının figüranı değil. Değil. Yani sen figüran olarak yaşamak istersen bu senin tercihin. Ama Allah seni kendi hikayende başrol olarak göndermiş, çıkarmış bu sahneyi. Zaten iman da hikayesine sahip çıkıp başrol oynama iddiasının adı olsa gerek. Aynen öyle kıymetli hocam. Hepimiz yoksa kendi figüranlık filmimiz, kolay yani. Kendi filmimizde başrol oynuyoruz. Orada çekeceğimiz her sahneyi yarın izleyeceğiz. Ve şöyle bir sahne bu ahiretteki izlediğimizde. İtiraz hakkımız da yok. Yani bu dünyada ya bir daha çekelim deme fırsatı var değil mi? Şimdi yani... Hı-hı. Geriden alalım, yeniden çekelim diyebilir. Ama öbür tarafta ya Rabbi beni bir daha bir göndersen dünyaya dediğimizde Cenab-ı Allah diyecek ki bir insanın bir ömür sürüp akledip düşünebileceği kadar ben size fırsat vermedim mi? Verdin ya Rabbi. Orada bizimle beraber size elçi göndermedin mi? Gönderdin ya Rabbi. Kitap göndermedin. Hepsi ayet bunların. Hepsi ayetle yani. Sabit dediğiniz gibi. Hatta şöyle bir sahneden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Orada اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ. Biz insanların ağızlarını mühürleriz. وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ. Elleri konuşmaya başlar. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ. Ayakları şahitlik eder. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yaptıklarını bunlar anlatır. Yani inkar seçeneğin yok. İnkar seçeneğin yok. Yani yaptığımız her şeyi şahitle beraber, deliliyle beraber Cenab-ı Allah ortaya koyacak. İnsan da bu duruma şaşıracak. Ya elim ayağım, gözüm kulağım. Ne oluyor size ya? Dünyada hiç bana itiraz etmiyordunuz. Ben ne dersem onu yapıyordunuz. Elim ben irademle uzatıyordum, oraya gidiyordun. Dilim ne söyleyeceğimi ben seçiyordum. Şimdi niye siz kendi başınıza hareket ediyorsunuz?
Onlar da diyecekler ki galu endakanallahu lezi endaka kulle şey. Ya biz kendimizden konuşmuyoruz ki. Yani, her şeyi konuşturan Cenab-ı Allah bizi de konuşturuyor. Mahkeme-i Kübra çünkü mahkeme-i orası. Kübra. Ve fel yevme la tuzlemu nefsün şeyen. Orası öyle bir yer yani. Hiç kimseye zulmedilmez. Hiç kimseden şefaat kabul edilmez. Melatiz hiç kimseden fidye kabul edilmez. Yani. Değil mi? Yani ayet-i kerimelerde. Herkese yaptığının karşılığı verilir diyor hocam. Herkese. Tas tamam bir de. Tamam. Hani az önce okuduğunuz miskal örneği var ya. Zerretin hayran yere. Zerretin şerran yere. Zerre kadar en küçük bir başka ayet mesela kıl kadar. Bir başka ayette zerre soğan zarı olur ya böyle incecik. Onun kadar. O asla zulüm yok. Hocam prensip bu olsa da yani ben bu ayetten korkuyorum hocam şimdi. Açıkça söylemek gerekirse ben diyorum ki yani maksadımı da aşmak istemem ama Rabbim diyorum baha Allah'ı değildir, bahane Allah'ıdır. Yani böyle soğan zarının hesabıyla adil davranacak olursa bana ben helak olur giderim. Yani evet, güzel bir nokta oldu hocam. O rahmetiyle, mağfiretiyle yani benim iyi niyetime bakar, samimiyetime bakar, günahlarımı da aziyetime verir, günahta ısrar etmeyişime bakar. Yani kendisinin dahi tevbeye ihtiyacı olan tevbeme bakar ve der ki anın eli tutulmaz hocam. Hadi gel tamam seni affettim. Evet. Yoksa yani o az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin ben şuna müstenit olduğu kanaatindeyim. İnsandaki adalet arzu ve arayışı var ya. Evet. Şimdi biz hep şundan bahsettik. Kendi yaptığımızı kendimiz görmek ya görmemek. Bir de bize yapılanlar var hocam burası dünya. Zulme uğruyoruz. Adalet arzumuz var gerçekleşmiyor. Yani bize zulmedene elimiz yetmiyor. Dilimiz bile yetmiyor. Dilimizi oynatsak daha çok zulmediyor. Ama yani hani gabağında demiş ya gabağında bir sahibi var. Evet. O gün hocam olmak zorunda. Yani mutlaka. O gün ya hesaplaşacağımız bir gün olmak, olmak zorunda hocam. Yani o kesinlikle. Gün olmak zorunda ki mazlumun ahı al işte yani içinde yaşadığımız coğrafya hocam yani neredeyse son 100 yıldır 120-130 yıldır ciddi bir zulüm altında. Evet. Yani kan, gözyaşı geçenlerde bir programda tek çırpıda sayamadım hocam yani tek nefeste Arakan'dan Doğu Türkistan'dan başladım yani Suriye'si, Filistin'i, Mısır'ı, Irak'ı derken nefesim yetmedi. Bu kadar geniş bir coğrafyada. Şimdi o program geldi gözümün önüne. Tükrüğümü yutamadım. Yani boğazımda düğümlendi. Evet. Çünkü ona hazırlanırken o trajediye yeniden şöyle bir baktım ki bakmamak yani insanın gözünüzü kapatsanız da geliyor. Kulağınızı tıkasanız da duyuyorsunuz. Biraz da bu kadar sanki maruz kalmak da kötü, alışır gibi olduk. Ne iştahımız kaçıyor, ne uykumuz kaçıyor. Rabbim devletimize hocam bu vesileyle güç kuvvet versin. Yani bu mazlum coğrafyaların, daha laf lafı açlama açsın sıkıntı yok. Meclis bizim ev sahibimiz sizsiniz. Bu mazlum coğrafyaların hakikaten ümidi Anadolu hocam Türk devleti. Yani çoğunlukla biz siz de zat-ı haliniz de öyle yani birçok yurt dışı görevinde bulunduk. Hala yurt dışında hukukumuz olan insanlar var. Yani Anadolu'nun güçlü olması, Anadolu'nun güçlü idare edilmesi bunlar önemli. Mevzumuz neydi? Ahiret ve adalet arayışı. Şuraya bir sizin o başta kurduğunuz cümle önemli bir hem soruydu hem de konuya farklı bir bakış açısı getirdi. Hani dediniz ya bu ayetten o zerre miskal meselesinden. Ha, evet o ümit bizi, orada duruyor yani. Bizi tedirgin eden bir şey. Ama şunu ifade etmemiz lazım. Yani konunun yanlış anlaşılmaması adına da Allahü Teala Yüce Rabbimiz mümine merhametiyle, inançsıza da adaletiyle muamele edecek. O rahim sıfatı öyle diyecek. Evet. Yani güveniyoruz ya Rabbi, güveniyoruz. Çünkü bunu vaktinde bize vaat ediyor Cenab-ı Allah. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor. Ve rahmeti vesiat kulle şey. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُس۪يمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَتِ اللّٰهِ Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Biz zaten Cenab-ı Allah'ın bu rahmetine güveniyoruz. Ama burada anlattığımız ahiretin varlığı, o kılı 40 yararcasının, o terazinin kurulması
Cenab-ı Allah'ın adaletinin bir gereğidir. Allah adildir, adaletlidir. İnançsızlara da bu adaletiyle muamele edecektir. Onlara da asla zulmedilmeyecektir. İşte o okuduğumuz ayet oydu zaten. La tuzdemu nefsun şeyen ve la tuzevne illa ma kuntum te'melun. Ne yaptıysan onu vereceğim. Onu göreceksin. Diyor. Fazlasını almayacaksın diyor, evet. Yani merak etme. Aynen ifade ettiğiniz gibi Cenab-ı Allah yaptıklarımızla bize karşılık verecek. O ayet-i kerimede men ifadesi, femen ya'mel diyoruz, hı hı, ya. İnansın inanmasın herkesi kapsıyor bu. Sadece Müslümanlarla ilgili değil, inananlarla ilgili zaten hocam, rahmet ayetleri var. Hocam o ayet çoğunlukla zaten inanmayanları bence kendisine muhatap oluyordur. Diyordur ki o gün zulmedilmeyecek, sen bu dünyada neyi hak ediyorsan orada onu göreceksin. Akıllı ol. Hani mümine söylese de sanki kızım gelinim denkleminde. Evet. Ben... O merhamete güveniyorum ve adalet arayışının hocam, oraya da yeniden vurgu yapmak istiyorum. Belki bir sonraki maddede oraya gelecektiniz. Ben giriş yapmış olduk. İfade ettiğiniz gibi ben de o konuya değineceğim. Ya ahiretin varlığı niçin zorunludur? İfade ettiğiniz hususlar için zorunludur. Çünkü gerçekten de söylediğiniz gibi dünyanın büyük bir kısmında zulüm var, haksızlık var. Bize bireysel olarak yapılanlar var. Bir de toplum olarak, kitlesel, millet olarak, kitle olarak toplumsal zulümler var. Bir ahiret inancı anlayışı olmasa insanların hayata tutunmaları mümkün değil ki. Ama biz biliyoruz ki yarın hesaplaşacağız. Müslümana zulmedenler var ya, Müslüman dünyasını kan gözyaşına çevirenler, sürekli zulmedenler, bomba yağdıranlar, ülkelerini işgal edenler, zenginliklerini sömürenler, hani diyordu ya o Afrika'daki çocuk, size Allah'a şikayet edeceğim. İşte o çocuğun dileği kıyamet günü gerçekleşecek. Cenab-ı Allah o şikayetini yapacak. O ifadesiyle zaten şikayetini yaptı. Cenab-ı Allah da öbür tarafta onları gereğini yapacak. Hesabını soracak. O sahile vuran aylan bebekten hepimiz mesulüz. Sorumlu olan herkes, her birisi. Tabii bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla... Zulümsüz bir dünya insanlık tarihinde görüldü mü? Böyle bir şey mümkün değil. İnsanlık tarihi boyunca zalim, zulüm, mazlum hep var. Hep oldu. Kıyamete kadar da olacak. Ama ahiret bilinci sağlam olmak insanı bu anlamda da zinde tutar. Bilirim ki beni duyan, bu kadar zulüm altında da kalsam, güçsüz gibi gözüksem de her şeye gücü yeten, her şeye hesap soracak olan, her şeyi huzurunda toplayacak olan, ip gibi dizecek olan bir Rabbim var. Bu bir insan için psikolojik açıdan ne kadar büyük bir motivasyon kıymetli hocam. Böyle bir yüce güç olmasa her gün zulüm görüyorsun, her gün sıkıntı çekiyorsun. Nasıl mutlu olabilirsin? Nasıl dayanabilirsin buna? Nihayetinde dayanamayanlar oluyor değil mi? İnansızlar anlamında baktığımızda da. Dolayısıyla... Kötülük problemi zaten bu dayanıksızlığın neticesinde teorisi. Yani bakmışlar etmişler, artık buna güç yetiremeyince kendi zihinlerinde komple toptan bir red ve inkara tevessül etmişler. Ve ne yazık ki bu hayatlarını daha da hocam kaotik hale getirmiş. Yani isim vermekte sakınca niye olsun? Nietzsche'si, Sartre'ı, Camus'u hep hocam yani akıl sağlıklarını... Kısmen ya da tümden kaybederek hastane köşelerinde ölmüş insan. O arayışı bulamadığı zaman... Anlam, çok güzel söylediniz hocam. Yani... Bir de şeyi ifade ettiniz, o da önemliydi kıymetli hocam. Bazen mücadele ederiz ama istediğimiz hedefe ulaşamayabiliriz. Ahiret açısından söylüyorum. Hı-hı. Ama önemli olan yolda olmaktır. İnanç ve ahiret inancı bize bunu verir aslında. Ben Cenab-ı Allah'ın istediği o... %100 mükemmel insan olmak için uğraşırım ama olamam. Olma gayretindeyim ama bunun için mücadele ediyorum her birimiz. Yani bunları yaparken yanlışlarımız oluyor. Bazen doğru zannedip de yanlış yaptıklarımız, bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışlarımız, hırslarımıza kurban ederek yaptığımız yanlışlarımız elbette var. Her bir Müslüman kardeşimizin var. Ama ben bu yoldayım. Bu yolda olmada bana umut veren bir şey var. İnsanı umutlu yapar ahiret bilinci. Biliyorum ki Allah bana öbür tarafta Yüce Rabbim rahmetiyle muamele edecek. Benim de naz makamında ona ya Rabbi tam yapamadım ama yolundaydım yani mücadele ediyordum deme
cümlem olacak, böyle bir hakkım olacağını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bizim için önemli olan, Müslüman açısından önemli olan bu yolda olmaktır, bu uğurda olmaktır. Karınca misali elinden geldiğince gayret göstermektir. Kudema der ki hocam, yola çıkıp varmayan, yoldan çıkıp varan yoktur. Evet, aynen Ast öyle. Olan yoldur yani. Yolda olmaktır. Şimdi ahiret bilinci kıymetli hocam, toplumsal bir huzur da sağlar. Yani nasıl olacak? Yani bireyi ilgilendiren inanç konusu. Mesela bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde öğreniyoruz. Peygamberimizin enteresandır bu hadisi şerif. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri felâ yükrim dayfehu. Allah Allah. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Enteresan bir şeydir bu yani. Ahiret bilinciyle misafire ikramı aynı noktada buluşturan bir peygamber. Yani Cenab-ı Allah'a inanıyorsunuz, inancınızın mükafatını alacağınız bir yer var, ahiret alemi var. Öyleyse misafire ikram edin. İkram noktasında ne kadar motive edici, bundan öte bir cümle kurulabilir mi misafire ikramla ilgili? Herhalde kurulamaz yani. Hazreti Peygamber çıtayı o kadar zirveye taşıyor ki her şeyde zirve sen olan Allah Resulü. Sen ver diyor, fazlasını alacaksın merak etme. Ve bunu imanla bağlı hale getiriyor, bağlantılı hale getiriyor, ilintili hale getiriyor. Allah'ın ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Devamı var. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ Komşusuna eziyet etmesin. Bak toplumsal bilinç nasıl oluşuyor? Yani hep komşulukla ilgili sıkıntılar değil mi toplum hayatında görüyoruz. İşte anlaşamadıkları hususlar yaşadığımız coğrafyada efendim sınırla ilgili, fındıkla ilgili, komşulukla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ama Hazreti Peygamber bunu Allah'a ve ahirete imana bağlıyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ لِيَسْكُتْ Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. Şimdi en büyük sıkıntılarımız bu dille alakalı değil mi? Konuşmayla ilgili. Misafire ikram, komşuya eziyet etmeme, ya dili hayır tutma. Konuşma ya da susma. Dili tutma. Evet güzel oldu. Dili tutma. Hazreti Peygamber bunları ahiretle bağlantılı olarak bize anlatıyor. Bize söylüyor, tavsiye ediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kaydını başına getiriyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin, misafirine ikram etsin, ya hayır konuşsun ya da sussun. Bak bu bilinç toplumun her bir ferdine böyle hale hale yerleştiğini düşünelim. Ne kadar güzel bir toplum oluruz değil mi? Ama bu hadisi sürekli hatırımızda tutarak, bu bilinci, ahiret bilincini sürekli zinde tutarak. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseyle ilgili söylediği bir şey var. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Devam ediyor hadis-i şerif. İçki içilen sofraya oturmasın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, insanların toplu yıkandığı yerlerde peştemalsiz, örtüsüz dolaşmasın. Ya konu ahiret bilinciyle beraber zikrediliyor. Enteresan, evet. Dikkat çekilmesi gereken yani. Bir şey. Hazreti Peygamber, Müslümanın hayatındaki zerreler diyebileceğimiz o hani kılcal damarlar vardır ya toplum hayatında. Nereler varsa oralara müdahale ediyor. Yani biz ahiret bilinci deyince Ramazan'da oruç tutmayı, ezan okunduğunda namaz kılmayı nazara veririz normalde. Çünkü hesap namazdan sorulacak, oruçtan sorulacak. Ama Efendimiz yani buyurduğunuz gibi en kılcal noktalarda müminin vaziyet alışını, evet. Tavır takınışını, tutum sergileyişini dahi ahiret bilinciyle bağlantılı bize anlatıyor. Ahireti imanla yan yana getiriyor yani. Yani işte o dönemlerde toplu olarak insanların hamamlara gittiğini düşünelim. Hazreti Peygamber oraya bile bir ölçü getiriyor. Bunu da ahiretle bağlantılı olarak söylüyor. Sizden birisi inanıyorsa buralarda dikkat etsin, setre avretine dikkat etsin. İçki içilen sofraya oturmasın. Mesela yine bir örnek verelim. Aynı bağlamda başlıyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse eşi hariç 3 günden fazla hiç kimse için yas tutmasın. Yani neresi en insanın muzdarip olduğu, canının yandığı durum cenazeler.
Buralara da Peygamberimiz sınır koyuyor. Mesela bunu da ahiret bilinciyle ilgili yapıyor. Eşi hariç 3 günden fazla yas tutmasın. Sonra bu hadisin devamında daha enteresan bir şey söylüyor. Ganimet malına el uzatmasın Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse. Ne demek? Kamu malına el uzatmasın. Kamu malı herkesin ortak malı değil mi? Bugün en çok sıkıntı yaşadığımız hususlar veya eleştiri aldığımız eleştiriler, yani toplumun konuştuğu, muzdarip olduğu konuları... Toplumsal olarak eleştirdiğimiz... Eleştirdiğimiz, ondan bahsediyorum. Kamu malı, sokakta oturduğumuz bank kamu malı, dikilen ağaç kamu malı, çöp tenekesi kamu malı, yürüdüğümüz yol, arabamızı sürdüğümüz yol kamu malı, trafik lambaları kamu malı. Çoğaltabiliriz, okullar, binalar, camiler, topluma hizmet eden, herkesin hakkı olan bu yapılar, bu unsurlar, her birisi kamu malı. Bunlarla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunlara el uzatmasın. Bunu amir olarak bana söylüyor, memur olarak öbürüne söylüyor, işçiye söylüyor, herkese söylüyor. Üzerinde bulunmuş olduğumuz, sahip olduğumuz sorumluluklar, emanetler, bunların her birisi kamu bilinciyle hareket edilmesi gereken hususlar değil mi? Sakın bunlara el uzatmasın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse. Niye? Ahirette yaptıklarınızın bir bir hesabını vereceksiniz. Hesap vereceğiz öbür tarafta. Dolayısıyla hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ganimet malından aşıran birisinin cenaze namazını kıldırmadığını biliyoruz ya. Evet. İşte niye? Ahiret bilinci, toplumsal bilinci oluşturacak bu. Ahiret bilincinin olması demek toplumda bizim düzgün, iyi insanlar olmamızı, kaliteli insanlar olmamızı, ahlaklı insanlar olmamızı sağlayacak. Bir yaşanılır bir toplum inşa edilmesine böylelikle olanak sağlamış olacak. Hazreti Peygamber Efendimiz'in bu mesela وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ diye başlayan hadislerinde bize şöyle bir mesaj veriyor. Bunlar çoğaltılabilir. Az önce de söylediğim gibi sadece o ibadetle ilgili kısımlar değil, sosyal hayatın içerisinde bireysel münasebetlerimizin olduğu her durumda ahiret bilincini canlı tutmayı bize öğütlüyor, tavsiye ediyor. Bu toplumsal huzur ve selamet açısından önemli bir şey. Her bir birey de bu anlayış olursa, her bir birey emanet bilincine sahip olursa, her bir birey hesap verme şuuruna sahip olursa, her bir birey yarın bir gün yaptıkları her neyse onunla karşılaşacağını bilirse, huzurlu, sağlıklı, müreffeh bir toplum olma adına hepimiz gayret göstermiş oluruz. Kıymetli hocam, ahiret bilinci bize hayatta mücadele etmeyi de öğretir. Nasıl olur bu? Az önce kıyısından geçtik. Gücümüzün yetmediği işler var. Neler yapmak istiyoruz ama gücümüz yetmiyor. Dilimiz erişmiyor, elimiz yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Bir takım sıkıntılar var, musibetler var. Ülkemizin bir bölümünde büyük bir afet yaşadık. Cenab-ı Allah vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Yaralılarımıza şifalar versin. Amin. Hayatta olanlara sabırlar versin. Hayata Amin. Tutunma azmi versin Yüce Rabbim. Tez Amin. Zamanda daha güzel günleri Rabbim nasip etsin. Ama ve memleketimizi, milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin. Hıfzu emin eylesin. Amin. Siz de afet bölgesine gittiniz. Evet. Yani orada yaraların sarılma sürecine mümkün mertebe ekibinizle birlikte katkı sundunuz. Allah sizden de razı olsun kıymetli hocam. Cümlemizden razı olsun. Buradaki kardeşlerimizin emanetlerini oraya ulaştırdık. Burada gelen kardeşlerimiz var. Şimdi onlara işte imkanları ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine o bölgeyle irtibatlarımız devam ediyor. Yarın yine irşat ekibi olarak hem okuyucu hem irşat hizmetlerinde bulunmak üzere veya çocuklara rehberlik, manevi hizmetler sunmak üzere bir ekibimiz gidiyor. Onlar gelecekler, 10 gün sonra yeni bir ekibimiz gidecek. Biz biliyoruz ki etle tırnak gibi ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle biz birbirimizin yaralarını sarmamız gerekiyor. Yanlarında olmamız gerekiyor. Bütün bunlardan sevap bekliyoruz. Yani ahiret bilinci anlamında evet, da. Evet, evet. Bunlardan, bütün bu hadiselerden bir Allah razı olsun bekliyoruz. Bütün bunlarla beraber oradaki kardeşlerimizden bir tanesinin yüzünde tebessüm oluşursa bizim için en büyük kar demektir, mutluluk demektir. Bunu hedefliyoruz. Şimdi ifade ettiğimiz gibi
ahiret bilinci sabır ve hayata mücadeleyi bize öğretecek. Gücümüzün yetmediği bu işlere karşı direnme, sabredenlerin varacağı yer cennet. Cenab-ı Allah sabredenleri müjdeliyor, sabredenlerle beraber ya, sabredenlere de cenneti vereceğini söylüyor. Bu bana ahiret bilinci dayanma gücü verecek aynı zamanda. Ben bu musibete sabredersem, bunun üstesinden gelirsem, ha burada durup bekleme değil, bu musibetle mücadele edip bunu kazanırsam, sonunda ahirette güzel bir mükafat var. Eziyet altında olan, zulüm gören, sıkıntı çeken, bir musibetle karşılaştığı zaman buna en güzel şekilde sabırla karşılık verenleri Cenab-ı Allah ödüllendireceğini söylüyor. Hocam zulmün karşısında adaleti mahşer sağlayacak, yaşanan sıkıntılar karşısında da dünya hayatı sıkıntılarla dolu bir hayat. Yani doğuştan getirdiğimiz sıkıntılar olabiliyor. Son süreç içerisinde yaşadığımız işte bu afet ve benzeri sıkıntılar. Burada da sabrın neticesinde vaat edilen o ödüle inna ileyhi raciun inancıyla kavuşacağını bilmek. Yani dönülecek bir yer var. Evet. Gelinen bir yer. Ama geldik kaldık değil. Tamam, Allah bizi yarattı, buraya gönderdi. Burada artık başımıza gelenler, gelmeyenler, yapanların yanına kar kaldı. Çektiğimiz eziyet bizim yanımıza, öyle değil. O inna ileyhi raciun. Döneceğiz yeniden oraya. Yeniden döneceğiz. Döndüğümüz zaman Rabbim bakacak. Neye bakacak Rabbim? İşte bizim buradaki o sabrımıza, şükrümüze, tevekkülümüze, yani haktan gelen karşısındaki vaziyet alışımıza bakacak. Bu hocam musibetler ya da imtihanlarla başa çıkmada buyurduğunuz gibi çok büyük bir motivasyon, direnme noktası. Biz afetzede ziyaretlerinde bunu şahsen ve bizzat müşahede ediyoruz yani. Şunu da biliyoruz ki tecrübe olarak bir, insan musibetleri aştıkça direnme gücünü artırıyor. Hayata tutunması, hayatta başarılı olması da buna bağlı aslında. Öyle bugün büyük başarılarda gördüğümüz insanlar oralara çok kolay gelmediler, gelmiyorlar. Değil mi? Mücadele ederek, sabrederek, azmederek yeniliyor, yeniden kalkıyor. Yeniliyor, yeniden kalkıyor. Hayat da böyle. Dolayısıyla bu sabır anlayışı bizi motivasyonumuzu artırıyor, daha da güçlendiriyor. Bunu deneye dökmüşler hocam. Bilirsiniz, marshmallow deneyi diyorlar. Evet. Çocukları alıyorlar. Önlerine tek tek kameralı bir oda, tek başlarına marshmallow ve çikolata yani koyuyorlar önlerine. Diyorlar ki bunu şimdi yersen senindir, sıkıntı yok. Ama sabredersen şu kadar süre sonra sana bundan iki tane de vereceğiz, ikisi de senin olacak. Çocuklardan bir kısmı yiyor hocam, bir kısmı sabırla bekliyor. Süre dolduğunda onlara vaat edilen marshmallow yani ekstra çikolata veriliyor ve onlar daha fazla çikolata yiyor. Deney burada bitiyor mu? Bitmiyor. Çocukları gözlemliyorlar üstadım. Yani 20 yıl sonra bu çocuklar 5'li, 6'lı, 7'li yaşlarda. Yani anaokulu çocukları. Evet. 7 bile yoktur yani. Kreş anaokulu çocukları. Şeyde yani yazarlarsa sosyal medya arama motorlarına marshmallow deneyi diye bulurlar. Bu meşhur bir deney yani. 18-20 sene sonra hocam bakıyorlar, sabredip bekleyenler hayatta çok daha başarılı noktalarda, pozisyonlarda. Hem kamusal anlamda, hem ticari anlamda, hem ailevi anlamda, yani ahiret bilincine katkı sağlaması açısından, daha doğrusu ahirette vaat edilen iyilik ve güzelliklere erişmek adına sabretmeyi becerdiğinde mükafat. Hocam fit dünya vel ahira. Hem bu dünyada hem ahirette kazanıyorsun. Evet. Tabii mesela bu sabırı buradan bir örnek verdik. Şuradan da örnek verelim. Biz de sabrediyoruz. Sabah imsakla başladık. Evet. Akşama kadar oruç, sabır gösteriyoruz. Günde 5 vakit namazımız var. Bu bir gün değil, 2 gün değil, değil mi? Sorumlu olduğumuz müddetçe, aklımız başında olduğu müddetçe namazda sorumluyuz. Bir takım davranışlarımızı kontrol ediyoruz. Hep bunlar sabırla alakalı kavramlar. Ama niye yapıyoruz bunu? Ahiret bilinci adına, ahirette elde edeceğimiz mükafat adına yapıyoruz. Şunu da ifade edelim. Ahiret bilinci insana hedef gösterir.
bir hedef verir, bir ufuk verir. Günümüz insanlarındaki en büyük problemlerden bir tanesi hedefsizliktir, değil mi? Özellikle gençler adına. Ama benim bir hedefim var. Hedef ne? Cennete ulaşmak. Hedef ne? Cenab-ı Allah'ın rızasına ulaşmak. Hedef ne? Kıyamet günü o izlediğim filmde, başrol oynadığım filmde rolümün hakkını vererek, alnımın akıyla bu işten çıkabilmek. Hedef ne? Milyonlarca, milyarlarca insanın toplandığı haşir meydanında mahcup olmadan oradan ayrılabilmek. Hocam cehenneme girmemek. Cehenneme girmemek. Sırat'ta ayağımın kaymaması. Bence hepsi caiz ve meşrudur. Kişi cehennem korkusuyla da hareket edebilir, cennet arzusuyla da hareket edebilir. Yunus gibi cennet dedikleri, cehennem dedikleri köşkler, huriler, sen isteyene onları ver, bana seni gerek, seni de onu da diyebilir. Diyebilir hepsi. Ama önemli olan şu, o hedef. Hedef. Hocam bisiklet kullanmak gibi, karşıya bakacaksın, ona göre vaziyet alıp devam, önüne bakarsan düşersin bisiklet kullanırken. Dünya hayatında da hocam, dünyaya bakarsa insan derdi dünya olur. Derdi dünya olunca da dünyalar kadar derdi olur. Evet, dolayısıyla ahiret bilinci, ifade ettiğiniz gibi kıymetli hocam, bize bir hedef gösteriyor. Evet. Bu hedefi gerçekleştirmek için de benim belli sınırlar koymam lazım. Şampiyonluk istiyorsam disiplinli çalışmam lazım. Şampiyon olmayı hedefliyorum. O zaman programa aynen riayet edeceğim. Yoldan çıkmayacağım, sapmayacağım, yanlış yapmayacağım. Yanlış yapmamak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Çünkü ödül büyük. O hedefe koşacağım ya, ebedi bir hayat, ödül de çok büyük. Yani en büyük hedef, Cenab-ı Allah ödülü en büyüğünden koymuş. Tabii. Ebedi bir hayat vaat ediyor ve orada arzu eden, vaat ediyor. Cenab-ı Allah kendi rızasını vaat ediyor, zihnine, aklına gelen her şeyi vereceğini söylüyor. Bu kadar büyük bir hedef için benim bu dünyada güzel çalışmam lazım, gayret etmem lazım. Ahiret bilinci bana bu hedefi gösterecek. Dünyalık hedeflere ulaşmada da bu bana yol yöntem gösterecek aynı zamanda. Genç kardeşim üniversiteyi kazanmayı hedefliyor. Bitiren kardeşim iş bulmayı hedefliyor. Çalışan kardeşim emekliliği hedefliyor. Öbürü ev almayı hedefliyor. Araba neyse, hedeflerimiz var. Dünyada kademeli hedeflerimiz var. Ama bir Müslüman açısından ifade ettiğiniz gibi bir de ahiret hedefi var. Şu ayetle isterseniz konuyu da toparlamış olalım. Şöyle yapanlar gibi olmayın. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا Ya Rabbi, dünyada bana ver hep. Dünyalık hedefler koyduk. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Ahiretten onun bir nasibi yok. Hep dünyalık istedi. Hep dünyalık hedefler peşinden koştu. Ama şöyle olursa, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Rabbim, dünyada Amin. Da bize iyilik, güzellik ver. Ahirette de bize iyilik, güzellik ver. Bak bir hedef, Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeyle bize hedefimizi de söylemiş oldu. Dünyada iyilik, güzellik, ahirete iyilik, güzellik. Ahiret bilinci bu dünyada iyi ve güzel yaşamamızı sağlayacak olan bir en önemli pekiştireçlerden bir tanesi. Hocam biz dünyayı da ahiret için isteriz derim ben bazen. Dünyayı isteriz, yani mümin dünyaya evet. talip olur. Ama dünyaya da ahireti güzel olsun diye talip olur. Dünya için talip olmaz. Hani gemiyi yüzdüren sudur ama altında olduğunda, içinde olduğunda değil. Hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah razı hocam. Olsun. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Bütün izleyen kardeşlerimize varsa. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. Bütün ibadetlerimizi, eksiklerimiz vardır ama Yüce Rabbim kabul eylesin. Amin. Bizi izleyen bütün kardeşlerimizin hanelerine huzur bereket versin. Amin. Ülkemizi, milletimizi her türlü afetten, musibetten Yüce Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Bu sahurun son anında ben de böyle bir dua ile Allah bitirmiş olayım. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Saygıdeğer izleyiciler, bu geceki sahur meclisinin ev sahibi Altınordu ilçe müftümüz Abdullah Söylemez hocamızdı. Kıymetli hocamızla ahirete imanı konuştuk. Ahiret bilincini konuştuk. Ahirete imanın epistemik temellerini vahiy üzerinden hocamız gözlerin önüne serdi. Ve bunun bizim bilinç dünyamıza, zihin dünyamıza, tavır dünyamıza nasıl yansıyacağı hususunda da ahiret bilincinin insana kazandırdıkları başlıklı oldukça bence
mütekamil bir sunumla programımızı tamamladı. Ben huzurlarınızda bir kez daha hocama teşekkür ediyorum. Sizlere de yarın yine bu vakitte, seher vaktinde, sahur meclisinde yeni bir konu ve yeni bir konukla Altaş Televizyonu ekranında buluşana değin. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.